Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Mistiko'nun sunduğu Ali Edin ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor. Mistiko! Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. 14.05 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle beraber spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi mesajlarınızı bekliyoruz. Radyospor.com, Twitter'da Ali Erim Mert Elam, Instagram'da yine Mert Elam adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Dün Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sahaya çıkmasıyla beraber bu haftalık Avrupa macerasını noktaladık. 3 maçta gol atamadık. Atamadık mı? 5 gol yedik, 1 puan. Vay be, ben onu dikkat etmedim. Ben sabah söylerken 3 maçta galibiyet yok dedim. 2 mağlubiyet, 1 beraberlik de gol atamadığımıza dikkatim gitmemiş. Evet. Bu tabloyla beraber Yunanistan'ın da genel sıralamada gerisine düşmüş olduk. Tabii daha ilerleyen haftalarda, sezonun geri kalan bölümünde işler değişebilir ama bu haftayı pek başarılı geçirdiğimiz söylenemez. Bu hafta Galatasaray ülkemiz adına puan toplayan tek takım oldu. Grupta liderliğini devam ettirdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe rakiplerine mağlup oldular. Tabii ki Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi konuşacağız. Bunun dışında Beşiktaş'ta Sivasspor maç kadrosu da açıklandı. Beşiktaş'ta 8 eksik. 3'te iyi haber var, onu söyleyelim. Vida, Teşeri ve Necip Uysal beklenildiği gibi Sivasspor kamp kadrosuna dahil edildi. Bakalım Beşiktaş'ta bu oyunculardan hangisi ya da hangileri ilk 11'de olacak. Beklenti Vida'nın 11'e dönmesi, Necip ve Teşeri'nin yedekler arasında olması. Beşiktaş'ta Atiba, Pjanić, Gezal, Wellington, Larin, Montero, Enkudu ve Mehmet Topal kadroda yok. Beşiktaş'taki eksikler bu şekilde, onu da hatırlatmış olalım. Beşiktaş'ta son iki karşılaşmada bildiğiniz gibi galibiyet gelmedi. Önce Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı siyah beyazlılar. Ardından Altay'a 2-1 mağlup oldu. Şu ana kadar Beşiktaş'ın 14 puanı var. Sivasspor'da sezonun başında galibiyet alamasa da Sivasspor'un da ligdeki galibiyetleri son iki hafta geldi. Özellikle Karagümrük karşısında alınan galibiyet tabi Sivasspor açısından son derece değerliydi. Sivasspor'da 9 puanla ligde haftaya 11. basamakta girdi. Sen söyledin, 5 haftadır da mağlup olmuyor ligde Sivasspor. Evet, ondan önce de 3 beraberliği vardı. O baştaki tutukluğu, yorgunluğu belki de attı Sivasspor. O elenmek bir anlamda işlerine geldi. Geçen sezon elendikten sonra ligin ikinci yarısı birlikte toparlamışlardı. Şimdi daha sezonun başında elendikleri için Rıza Hoca'nın takımı hemen toparlanmasını bildi. Gerçekten onlar da bu ligin iyi takımlarından biri ve hani biz sezon başında konuştuğumuzda ilk dört, hani dört büyüklerden oluşur gibi gözüküyor demiştik. Fakat Sivasspor'da eğer bir hani geçen seneki gibi sakatlık, hastalık kriziyle karşı karşıya kalmazsa onlar da hani ilk dördü zorlayacak bir performans bekliyorum ben onlardan. Böyle takımlara ihtiyaç var ligde. Aynen. Ayhan, merhaba Ali abi, seni bir konuda eleştiriyorum demiş. Niye bu kadar yakışıklısın? O değil değil mi? Eleştiri böyle değil. Yok, yemedik. Evet, yemediniz değil mi? Kimse yemedi. İnanmadım. Ben de söylerken inanmadım. Aynen. Neymiş? Neden eleştiriyormuş? Altay'a takıntı yapmışsın. Bilermişsin. Rakibin kim olduğu önemli değil derken küçümsemiyor. Kim olursa olsun çıkıp oynayacağız diyor. Ayrıca Mert Elam'ın yorumları daha objektif geliyor bana. Ama senden nefret etmiyorum demiş. Vay be. Teşekkür ederim. Sübjektif Ali Erim. Evet. Takımına göre, adamına göre mi yapıyorsun burada? Bak, dinleyiciler de inanmıyor işte. Anlıyorlar onlar. Anlıyorlar, çözmüşler. Saklayamaz. Kapalı tribünde demiş, Ali abi inşallah bana kızmadın, sabah Mert abi kupon versin dedim diye demiş. Vallahi verdik biz de, bilmiyorum. Sen bize sezonun ortasında lazımsın. Bugünkü Mert abinin kuponu da tutarsa yarın Kartal Yuvası'nda harcamayı düşünüyormuş. Kuponumu da söyleyeyim bari. Hadi söyle kuponu. Aklımda kaldı. Kalan kadarıyla söyleyeceğim tabii. Yanlışım varsa düzeltirsiniz sabah dinleyenler. Dur, bende var kuponum. Karagümrük Başakşehir maçına 2.5 gol altı dedim. Diğer Antalya Spor, Adana Demir Spor maçına da beraberlik dedim. Evet. Yüksek bir oranı vardı. İddia.com'da oynarsanız sabah saati itibariyle 5'in üzerindeydi oran. Şu anda hani oranlar değişti mi bilmiyorum ama iki maçtan size güzel bir oran verdim. Benim içime sindi açık söylemek gerekirse. İnşallah da tutar.
Gerçi inşallah tutar dersen bana kalacak iddia ihalesi. O konuda da çok emin değilim. Tutmaya da bilir. Tutmasa da olur. Kuponumuz. diye de son mesajımı ekleyeyim. Evet, Çetin dün akşam Galatasaray ideal olması gereken kadroyla sahadaydı. Fatih Hoca bu kadroda ısrar etmeli. Belki Halil'in yerine Muhammed takıma katılırsa daha da etkili olabilir demiş. Yani herkesin kafasında farklı bir santrfor var. Mesela başkasına sorsan da Cagne der. Dinleyicimiz Muhammed demiş. Başkası Halil'i daha çok ön planda tutuyor. Hani birbirinden çok çok fazla ayıramıyorsun bu oyuncuları. Peki sabah bir dinleyici bağlandı mesela Sabah Spor'a, dedik işte bir oyuncuya dedi en fazla 10 maç hani tahammül sabredeceğiz etmek lazım büyük takımlarda, ondan sonra ne kadar daha sabredeceğiz dedi. Şimdi Halil geçen sene kiralık geldi, iyi işler yaptı, zaten iyi işler yaptığı için bu sene tekrar Galatasaray kiraladı. Tabii ki yerli olması da bir avantaj, onu da göz ardı etmiyorum, ancak mesela Halil bu performansı devam ettirirse kolay kaptırır formayı, çok rahat kaptırır. Çünkü arkada da hazır bir Cagne var. Hadi Cagne, Mustafa Mehmet sallanıyor gerçi de, Cagne sallansa daha fazla tahammül edebilir Fatih Terim. Ama şu anda Cagne de hocam bana formayı ver diye bağırıyor arkadan. Şimdi hal böyleyken aslında bu rekabette Halil'e yaraması lazım. Yani Halil de sonuçta farkında olması lazım Cagne'nin performansını. Yani ben biraz sallanırsam Cagne kapacak diye düşünüp daha çok şey vermesi lazım. Ama dün de bana o hissiyatı vermedi Halil Dervişoğlu. Yani son herhalde bir 4 maç yaptı Halil'in. Performansı bence beklentilerin çok çok altında şu anda. Sıkıntı nerede peki? Sıkıntı, yani şeyi de soruyorsun. Yani takım kötü olduğu için Halil kötü gözüküyor ama Halil ayakta da kalamıyor bireysel olarak. Yani bireysel de düşmüş. İşte bu yaştaki oyuncuların da bu fiziksel düşüşlerini ben pek kabul edemiyorum. Hani sezonun ortası olur, bir yoğunluk olur, çok üst üste oynamıştır. O zaman sezon öncesinde mi acaba yeteri kadar iyi çalışmadı? Aslında orada da kamp yedi. Hani İngiltere'deydi. Brentford'la beraber mi? O yüzden mi? İngiltere'de iyi bir kamp yaptığını düşünüyoruz. Hani Brentford. Eğer öyleyse eyvah. Çünkü hani en son maç Liverpool maçı. Evet. 3-3. Aynen. Eğer öyleyse eyvah. Öyle geldiyse oradaki hani bu kamp yemiş haliyse, evet, Halil'in ve performansı bu kadar kısa sürede böylesine ciddi bir düşüş gösteriyorsa, ki zaten işte temeli de fiziksel diye düşünüyoruz. Evet, bence fiziksel biraz. Yani işte eğer öyleyse eyvah demek çünkü lazım. Çünkü hatırla, o 3 oyuncu dinlendirdiği dönemde biri de Halil'di. Değil mi? Halil'i o karşılaşmada işte Berkan ve Çıkıldağ'la 3'ünü almamıştı. 3'ünü götürmemişti. Daha kaç dakika oynadı Halil de dinlenecek. Yok öyle bir şey. Yani ya bizim bilmediğimiz, kamuoyuna yansımayan bir sakatlığı var ki bazen oluyor. Futbolcular işte ağrıyla oynuyorlar ama söylenmiyor. Ya öyle bir şey var ya da gerçekten fizik olarak hiç iyi çalışmamış. Ama öyle bir durum olsa mesela Galatasaray çaresiz değil. Hani Halil atıyorum üst üste 6 maçta gol atmıştır. Çok vazgeçilmez bir oyuncu haline gelmiştir. Hafif bir sakatlığı vardır. Gene de hani alternatif olmadan o kadar iyi bir oyuncu oynatmak istersin de hani Cagney'i oynattığın zaman çok çok büyük fark etmiyor şu an. Etmiyor. Yabancı kuralıyla ilgili. Doğru, o var. Belki zaman zaman sıkıntı. Doğru o var. Yaratılabiliyor işte. Anadolu Galatasaray'da tabii Alparslan olabiliyor. Taylan, Berkay. Berkan, Kerem. Hani Emre Kılınç son dönemde biraz. O denge de var. Onu şimdi tam kestiremiyorum. Hangi maç 3 yerli çıktı, hangi maç 4 bilemiyorum ama o da bir etken olabilir Fatih Terim'in tercihlerinde. Evet, dünkü maça geçeceğiz ama saatlerimiz 14:14 oldu. Kısa bir ilk araya gidelim. Aradan sonra Marsilya Galatasaray mücadelesiyle değerlendirmelere, analizlere geçelim. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Mistikom! Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık derseniz, Marsilya Galatasaray maçına geçecektik. Bu arada Kenan mesaj atmış. Ali abi 10 gündür kupon tutturamıyor. Bir değişiklik yapıp radyo trafikte yol durumu sunmak iyi gelebilir demiş. Çok acımasız bir eleştiri ve yorum olmuş. Evet, güzel. Nasıl, merak ediyor musun radyo trafikte program yapmayı mesela, hiç düşündün mü yani? Yok. Keşke radyo trafikte program yapsaydım. Ne işim var radyo sporda? Yok, merak etmiyorum. İnşallah Barış abi de meraklanmaz o konuda. Sen de düşünceni biliyorum. Ben de bilerek böyle bir pas attım sana. Hiç merak etmediğini ben de etmiyorum. Evet. Şimdi gelelim Marsilya Galatasaray maçına. Şimdi televizyonda da bu arada mesajlar atıyorsunuz ki ne gelmiş? Yani konularla hiç alakası yok yani.
Güzel ama. Şu an ama bozmuyorum. Tamam. Çünkü yorumlamamız gereken iki tane maç var. Bugün de hiç yorumlayamadık seninle. Efendim, bugün konuşamadık o maçları seninle. Biraz konuşmamız lazım. İnşallah zamanımız olursa cevaplarız. Buyurun efendim. Şimdi bir yandan da televizyonda TRT Spor Açık. Orada da maçtan görüntüler var olaylarla ilgili. Tabii bir yandan olaylar çok fazla dün konuşuldu ama tabii biz bugün çok fazla bu olaylara girmeyi düşünmüyoruz. Ama orada da etkilenen varsa da geçmiş olsun diyelim tribünlerdeki seyircilerimiz için. Maça gelecek olursak az önce dinleyicimizin dediği gibi Galatasaray ideal kadrosuyla sahaya çıktı. Yani bu sezon benim kafamdaki 11 bu. Birçok dinleyicinin de kafasındaki 11 bu. Mesela senle Fenerbahçe konusunda bir ortak hücum hattı oluşturamadık. Evet. Reklam vereyim mi arada? Dün yaptım ya, yaptım. YouTube'da da Sinan'la... Ürün yerleştirmeli bir dünya markası Mert Eram. Sinan'la da senle konuştum. Senle anlaşamadık. Nerede anlaşamadığımızı merak ediyorsanız Sports Dijital'de. YouTube değil mi? Kanalında programdaki o kısmı dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Sinan'la da mesela üçümüzün de ileri üçlüsü farklı Fenerbahçe'de ideal için. Evet. Ama Galatasaray'ı sorsak herkese herhalde aşağı yukarı ileride Halil'in olduğu, sağda Morutuza'nın, Çıkıldağ'ın merkezde, solda da Kerem'in olduğu bir 11 yazar, sayar. Böyle bir 11. Galatasaray'da da dün bu 11 vardı. Savunma hattı bu sezon sakatlık olmadığı müddetçe göreceğimiz 11 çok net. Yani bu kadar net bir savunma hattı herhalde olamaz Galatasaray'da. Çünkü yedeklerin 11'e yaklaşma ihtimali çok yok. Kafa karıştıran. Onu söylemedik. Kalede Mondragon. Hemen şey Euro 2020'de Levent abi söylemişti değil mi? Inzaghi demişti. Inzaghi demişti. Dün de Melih Gümüşbıçak Mondragon'u aldı. Evet. Kalede Muslera yanına yaklaşabilen yok. Sol bekte Fanalot Ömer. Ömer'in çok fazla alakası yok ki Fanalot'ta çok yüksek bir performans da yok aslında. Marco Nelson aynı şekilde. Sağda boyuyla yedin arasındaki fark gerçekten uçurum olarak gözüküyor. Orta saha belki biraz tartışılır merkez. Ön dörtlünün de çok fazla tartışacağını düşünmüyorum. Bu açıdan bu ideal kadroya çıkması Galatasaray'ın bence önemliydi. Tabii bu maç... Mesela bu kadronun hani Galatasaray'da çok uzun süredir, sezonlardır, 2 sezondur, 3 sezondur bu kadar rahat sayılamaması ama bugün geldiğimiz noktada hani Fatih Terim'in rotasyonlarına rağmen adeta kendiliğinden oluşması bu kadronun. Belki işte burada ne olur ilerleyen dönemde, hani sen zaman zaman söylüyorsun işte Morutsan belki hani belki merkeze çekilebilir. Kanada'da Barış Alper, Emre evet, Kılıç. Hani belki gider. Öyle bir değişiklik olabilir ama hani normalde şimdi bu kadro bence Galatasaray'a belli bir avantajı olabilir. Tabii bir istikrar, bir oyun alışkanlığı, hı, oyuncular arasındaki iletişimin artmasıyla birlikte bir avantaj sağlayabilir. Ama tabii bu maç sezonu belirleyecek maç değil Galatasaray için. Lig açısından söylüyorum. Avrupa'da da belirleyici olabilir ki Galatasaray şimdi gruptan çıkma açısından önemli bir avantaj elde etti. 2 maç 4 puan. Ama hani bu tarz karşılaşma Galatasaray ligde oynamaz. Yani oyunu çok fazla geride kabul edeceği bir maç Süper Lig'de sayılıdır. O yüzden hani lige çok etkisi o açıdan oyun anlayışı olarak ben pek yansıyacağını düşünmüyorum. Çünkü ligde daha fazla kapanan takımları açmaya çalışacak Galatasaray. Orada zaten problem var. Dün bir de aslında rakip topa sahipken ikinci yarıda mesela daha çok sahipken Valencia Galatasaray'ın çıkamadığını gördük. Aslında bir yandan avantajın olan bir durum. Top rakipte. Galatasaray kapalı savunma açmak zorunda değil. Daha geçiş hücumu kovalayabilir ama dün özellikle uygun ikinci oyuncular yarıda, da var diyoruz. Var ama ikinci yarı Galatasaray'ın etkili diyebileceğimiz bir hata var mı? Son bölümdeki Babel'in şutu hariç. Yok Galatasaray'ın çıkabildiği. İşte sabah istatistikleri söyledim. Şut sayısı Galatasaray'ın ikinci yarı 1. Rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı ikinci yarı çok çok düşük. Marsilya'nın 2 katına çıkmışken. Bunlar aslında biraz da tehlike sinyalleri. Yani dün genel olarak savunma mekanizması, savunma anlayışı beğenildi. Konsantrasyon iyiydi Galatasaray'ın işin savunma kısmında. Kabul ediyorum, bence de çok iyiydi. Özellikle ilk yarıdaki performans, ikinci yarıyı biraz daha ayrı tutabilirim. Ama işin hücum kısmında da Galatasaray'ın bence biraz daha fazlasını vermesi gerekiyordu. Biraz ama Lazio maçı da öyle olmadı mı? Mesela Lazio maçında da öyle çok çok üst düzey bir oyun yoktu. Çok büyük bir şans golüyle Galatasaray kazandı. Doğru. Ama o Galatasaray'a bir ivme getirdi. Hani oradan Galatasaray iyi şeyleri kendine devşirdi. Biraz Marsilya maçı da sanki öyle. Ama dediğin sıkıntılar var. Hı hı. Ama hani Galatasaray dönüp Marsilya maçına baktığı zaman iyi oynanmış, hak edilmiş bir puan. Liderliğin devam ettiği gruptaki belki en zor deplasman. Hı hı. Belki değil, en zor deplasman.
Dolayısıyla Galatasaray da buradan sanki kendine iyi şeyler devşirecek gibi. Hani bazen diyoruz ya, böyle genç takımların bazı mücadelelere ihtiyacı var. Onları daha üst noktaları taşıyabilecek. Bence biraz öyle gelişti Marsilya maçı da. Yani tabii bakış açısı, buradan çıkarılacak pozitifler çok görebilirsin. Fatih Terim de büyük ihtimal öyle görüyor maç sonu açıklamalarına baktığımda. Mesela pozitif olarak şunu söyleyebilirim. İşin savunma kısmını söyledim. Bireysel olarak da işte Morutsa'nın savunmaya yaptığı katkı bir önceki ya da iki önceki maça göre çok daha üst düzey. Yani Fatih Terim Trabzon maçında mıydı, işte Vakeme'yi savunmak için onu çıkarıp Aytaç Karay o bölgeyi almak zorunda kalmıştı. Şimdi dünkü performans gibi oynarsa Morutsan hiçbir şekilde böyle bir şeye ihtiyaç duymayacak Fatih Terim. Peki Morutsan'ın hücum katkısı, savunma katkısını öne çıkardın da, hı hı, önce hangisini bekleyelim? Bu maçta savunma ama ligde hücum. Ligde kapanan takımlara karşı Morutsan çok iyi geri koştu diye övmeyeceğiz. Ama bu maç daha çok topu rakibe verdiği için Galatasaray, daha geride beklemeyi tercih ettiği için hani göze batan kısım o oldu. Yoksa tabii ki hücumda daha fazlasını vermek durumunda. O da oyun kurucu gibi biraz oynamalı ama o da çok top kaybediyor. Bazen topla vedalaşmakta çok zorlanıyor. Gereksiz birkaç ekstra hamlesi oluyor. Kendi işini zora sokuyor aslında. Onları zamanlamayı iyi yapabilirse orada da biraz daha rahatlar. Etrafına biraz daha güvenmesi lazım. Belki bir alışkanlık, şimdi sağ tarafa geçti. Saşa Boy ile oynuyor. Şimdi ilk geldiğinde merkezde oynuyordu Morutsan genelde. Boyu sağ bekti ama boyu sakatlandı. Morutsan sağ tarafa geçti. Hep yedinde oynadı. Çok büyük ihtimalle. Yani birkaç maç belki ekstra vardır ama yanlış hatırlamıyorum tahminen. Şimdi onunla belki bir alışma süreci. Çıkıldağ ile biraz daha orta sahada alver konusunda o üçlü oturabilirse Morutsan'dan da bence çok daha fazlasını alabiliriz. Yani Gezdal'in performansının yükselmesinde Bekir Rozier'in de çok büyük katkısı vardı. Yani Rozier gibi bir bek olmasa Gezdal'den bence o performans alınmazdı. Biraz Bekir'in de orada katkısı olduğunu düşünüyorum. Saşa Boy'u da bu açıdan eğer sağlıklı kalabilirse Morutsan için çok büyük avantaj ama bu hafta da oynayamayacakmış. Evet. O da sakatlandı maçta. Fatih Terim, Saşa Boy ve Markan'ın ne kadar önemli oyuncular olduğunu sanırım gördünüz dedi. Şimdi Galatasaray işte bu 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkan 11'inin oyununu geliştirmeye çalışacak. Deplasman oyunu biraz daha kolay gelişecek belli ki. Ya da zorluklarısı yüksek karşılaşmalarda Galatasaray'ın biraz daha ne yapacağını 3 aşağı 5 yukarı kestirebiliyoruz. Ama işte iç sahada kapanan rakiplere karşı Galatasaray önü çözebilecek mi? Fenerbahçe'nin yaşadığı sorunun benzerini Galatasaray'da şu an yaşıyor. Mesela Beşiktaş ve Trabzonspor için hani hiç böyle bir şey düşünülmüyor. Yani 0-0'ı bozabilirler. Her an gol atabilir. Tabii hazır takımda. Beşiktaş için söylüyoruz bunu. Tabii yani sakatı olmayan Beşiktaş için. Trabzonspor'un da ideal 11'i belli. Zaten Trabzonspor maçları da biraz öyle gidiyor. Hani Trabzonspor'un kapanan bir takımı çözememe ihtimali ya da Beşiktaş'ın var mı sence? Yok. Düşük. Yok. Çok düşük. Düşük ihtimal. İlla ki gol atamadığı maç çıkar ama kağıt üstüne bakarsan yok öyle bir dünya. Yani Hamşik'le, Vakeme'yle. Bu arada Vakeme de dün Payet de Vakeme gibi oynamaya çalıştı da Vakeme'den ben daha çok etkilendim. Payet dün öyle değil miydi? O da topu ayağına alan, çok kolay, o da vedalaşmıyor. Çok kendinden emin ama Vakeme kadar etkili mi bilemedim. O kadar etkili değil. Dün için tabii ama normalde tabii çok daha büyük futbolcu. Şimdi şaka bir tarafa onu da laf arasında söyleyeyim dedim. Nevzat dün Galatasaray'ın hücum planı yoktu diye bir eleştiride bulunmuş. Hücum planı yoktu. Yani dediğim gibi ikinci yarı hiç yoktu zaten. İlk yarıda da ne yapmaya çalıştı? Hani geride bekleyip hızlı çıkmaya çalıştı. İşte Kerem'le pozisyonda buldu bir tane. Bir tane Morutsa'nın Kerem'i kaçırdığı yine pozisyon vardı. Hani savunma arkasına toplar atmak, oraya birini sokmak, Kerem'i özellikle adam sokmak. Adam kaçırmak, zamanlı paslar atmak, evet, baskın yapmak, bunlar plandı. Aynen. Boyu yine çok destek verdi aslında. Bayağı destek verdi. Yine ben anlamıyorum. Boyu bir maç hani tribünde izlemek istiyorum. Hani sen diyorsun ya tribünde izlemek çok daha farklı. Yani sürekli ceza sahası içinde de bulunabiliyor ataklarda, bir bakıyorsun en geride de çizgiye kadar inmiş. Nasıl gidip geliyor, çok hiç çaktırmadan, hiç hissettirmeden bayağı bir mesafe alıyor. Dün bence o da sahada kaldığı süre içerisinde bayağı etkili işler yaptı. Ramazan Ali abi demiş, Galatasaray forvetsiz oynayamaz mı? Marsilya gibi net bir pivot santrafor olmadan kanat forvetlerle oynayabilir mi Galatasaray? Marsilya'ya sorsanız Marsilya'da forvetle oynamak isterdi dünkü ilk bölümü görünce. Onlarda da forvet yoktu ama hücumda üretkenlik var mıydı? Yoktu. Bir de o çok zor bir oyun.
Yani çok ekstra oyunculara ihtiyacım var. O kadar ekstra oyuncu Galatasaray'da yok. Hatta Galatasaray'da işte zaman zaman konuşuyoruz ya, şu an net katkı alabileceğin bir oyuncu da yok. Hani Morutsan var ya, tamam biz bu maçta Morutsan'a kesin güveniriz diyemiyorsun. Aynı şey Halil için, Kerem için de geçerli. Hani şu var, oh be tamam rahatız diyebilir misin? Yok diyemezsin. Bir de benim hani kafamdaki anlayışta böyle bir forvetsiz oyun oynamak için çok iyi bir merkez orta saha, çok iyi pas yapan bir merkez orta saha ihtiyacım var. Ne bileyim, aklıma gelen örnekler zaten Barcelona çok uç bir örnek, Messi'li. Ama Napoli geliyor. Napoli'de Hamşik'in olduğu zamanlar Mertens'in işte sahte 9 gibi oynadığı. Manchester City. City zaten o da hani Barcelona gibi uç bir örnek, ama Napoli bile o tarz orta sahalara ihtiyaç duyarak böyle bir anlayışa geçmişti. Galatasaray'da öyle bir orta saha şu an yok bunu kaldırabilecek. Zaten elinde 3 tane de iyi forveti var. Ortalama üstü forveti var Galatasaray'ın. İhtiyacı yok böyle bir şeye. Mehmet Ünlü, Fatih Terim'in maçı tutmak için son dakikalarda Luyendama'yı alması Fatih Terim'in de geçmişe göre çok değiştiğini gösteriyor demiş. Bir maç daha yaptı bunu. Eskisi gibi çok cesur davranmıyor artık. İlk maçta da yapmış olması lazım. Ama Lazio maçında da Luyendama'yı aldı. Dün öyle döndü. Çok cesur davranacağı bir karşılaşma yoktu. Geç kaldığını düşünüyor musun değişikliklerde? Ben mesela Fenerbahçe'ye daha geçmedik ama Pereira'nın 2-0'dan sonra kenarda hareketlenme başladı ama 3. gole kadar bir türlü de sokamadı oyuncuları. Geç dakika. Kaldığını düşünüyorum. Arada 5 dakika var. Evet. Golü yedi ama Fenerbahçe'de 5 dakika var. Orada hamleyi karar veremedi anladığım kadarıyla. Berisha'yı soyundurmaya başladı. Spiker söyledi. Gökhan Aptik'ti maçın spikeri. Sonra bir değişiklik daha geldi o esnada. O ikinci değişikliği hızlı yapsa, yani maç da buradan çevirecekti demiyorum Fenerbahçe, ama en azından 2-0'da yapması daha doğru olurdu. Mesela bugün Uğur Meleke'nin Hürriyet'te yorumunu okudum. Galatasaray Fenerbahçe mücadelesiyle alakalı. O da şöyle söylemiş. Pereira hani oyuncu çıkardı, oyuncu aldı ama hep aynı değişiklikleri yaptı. Hani sistemini değiştirme hiç düşünmedi. Düşünmüyor ki. İşte bu bir dezavantaj. Hı hı. Eleştirisini, yazısını onun üzerinden şekillendirmiş Uğur Meleke. Mesela ne yapabilirdi? Ne yapabilir Fenerbahçe'de? Mesela çift forvete dönmek, stoperlerden birini çıkartmak. Hı hı. Ondan sonra hani bunun gibi daha farklı değişikliklerle, daha farklı pozisyonlarda oyuncular deneyerek hani o 2-0'ın 3-0'a bir tepki vermesi gerekirdi diyor. Bakalım. Fenerbahçe'yi de konuşacağız ama 14.31 olmuş saatlerimiz. İkinci aramıza gidelim. Ardından biraz da Fenerbahçe Olympiakos mücadelesini konuşalım. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Mistikom! Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray Lazio galibiyetinin ardından Marsilya ile berabere kaldı. Grupta 4 puanla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi macerasına Almanya'da Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kalarak başlamıştı ki o karşılaşmanın ilk bölümünde de iyi bir oyun ortaya koymuştu Sarı Lacivertliler. Bunun yanında Olympiakos ilk karşılaşmada Antwerp'i 2-1 mağlup etmişti. Yunan temsilcisi dün İstanbul'da 3-0 kazandı. Flash bir sonuca imza attı. Tabii Fenerbahçe'de bu karşılaşmayla ilgili konuşulacak, değerlendirecek birçok nokta çıktı. İşte az önce bahsettim. Uğur Meleke Pereira'yı biraz sabit fikirli olmakla eleştirmiş. Çünkü hani bilmiyorum, ben biraz daha Uğur Meleke gibi düşünüyorum. Şimdi bir planım var. O planı deniyorum bir karşılaşmada 60 dakika. Eğer 3-0 gerideysem aynı planla devam etmek bana çok mantıklı gelmiyor. Bir şey denemem gerekir. Farklı bir şey yapmam gerekir. Çünkü o maçı belli ki o plan çözememiş. Hı hı. Burada ama, yine zamanında seninle tartıştığımız gibi. Evet. Hani Sarri'nin A planına sadık kalması ve onları ısrar etmesi. Ama bazı teknik adamlar da İşte Barış abi zaman zaman örneğini veriyor, Danimarka'nın teknik direktörü gibi, maçında bile dizi dişi değiştirip takımını öyle oynatabiliyor. Bunlar farklı bakış açıları futbola. Futbolda tek bir doğrunun olmadığını zaten biliyoruz ama sonuç gelmeyince de eleştiriyoruz. Ben de çok eleştiriyorum yani. Bu arada teknik adamlar gerçekten kimse yaranamaz. Hani ben eleştirmem, Uğur Melek eleştirir. Öbür gün o savunur, ben eleştiririm. Her türlü onlar eleştiren taraf işler kötü gittiğinde. Pereira senin gibiler için benden çok biliyorlar diyor. Beni kastetmiyor orada. Benim için diyor. Bencilerimi alınmadım orada. Hı-hı. Basit toplantısında söylediklerini.
Ben de alınmadım aslında da sen öyle diyorsan bir bildiğin vardır diyelim. Dediğim gibi yaranamaz yani bir teknik adam. Dün de hani değiştiyse değiştirebilir miydi? Değiştirebilirdi. Nova sol beke çekerdi. Sağ bekte Osayi devam ederdi. İşte Kim Salah'ı zaten stoperler. Öyle 4-2-3-1, 4-4-2 farklı bir anlayışa geçebilirdi. Ama çok şey değişir miydi? O konuda emin değilim. Fenerbahçe'nin işte merkez orta saha yapısının ben biraz problemli olduğunu düşünüyorum. Yani bunu üçlüyle de oynasan, dörtlüyle de oynasan oradaki pas alışverişi nasıl daha iyi yapabilir? Fenerbahçe ben kendi kafamda oturtamıyorum. Yani dörtlü diziyorum. 4-2-3-1 merkeze Gustavo Mert Hakan'ı koyuyorum. Ya da Gustavo Crespo'yu koyuyorum. Yine o pas trafiği bende oluşmuyor. Bunu nereden sağlayabilirim bilmiyorum. O yüzden o taktik diziliş değişikliği, işte çift forvete dönmesi vesaire bende çok şey yok Fenerbahçe açısından. Hani Sosa'nın dönüşüyle belki biraz oluşabilir ama o zaman da defansif zafiyetleri hep söylüyoruz. O problem ortaya çıkacak Fenerbahçe'de. Benim için o Fenerbahçe'de her zaman bir problem olacak. Ama bu tarz maçlar için ligde de problem yaşar ama Fenerbahçe'nin kalitesiyle bir şekilde o karşılaşmaları çözmesini beklerim. Yani sadece lig içinde o bölge işte takviye yapsın demem. Bir de işin enteresan kısmı Fenerbahçe o bölgede çok da takviye yaptı. Yani Gustavo'nun yanında şu an kullanabileceği 4 ya da 5 futbolcusu var. İşte Mert Hakan Yandaş, Zaitz, Sosa, Crespo, Mayer. 5. 5. 5 futbolcu var. Hadi zorlasan İrfan Can'ı bile yazarsın oraya. Oynamışlığı var çokça. Ama problem orada devam edecek. Yani hiçbiri bence çözüm değil. Hani Zaitz sezonu orada başlamıştı. Ama o da sonradan düştü. Zaten Gustavo bir şey olsa ne olacağını bilmiyoruz. Oraya bir oyuncu fazla koymak. Ama kadro planlaması o zaman ona göre değil. Şimdi bence de evet doğru bir oyuncu fazla koymak. 3-5-2'ye dönmek. Çift forvetli anlayışa belki. Ama o zaman kimi koyacaksın merkeze? Ya da ön taraftan kimi keseceksin de oraya koyacaksın? Yani mesela Gustavo'nun yanında Mert Hakan, Zaitz devam edecek. Bir tık önlerinde Sosa olacak mesela. Bir dakika ne yaptın sen? 4 oyuncu koydun. Hayır, Mert Hakan ya da Zaitz. Ya da dedin, ya da Sosa dedin. Evet. Önden kimi çıkardın o zaman? Valencia'yı çıkaramıyorsun zaten. Valencia'yı çıkarmam. İşte orası çok kalabalık. Olmaz bu. Olmaz mı? Yani. Yani o mesela Rossi, Pelkas dün etkisiz kaldı ya. Hı-hı. Ben dedim birine ihtiyacım yok. Mükemmelliğe ulaşmak için biliyorsun bir şey eklememen gerekiyor. Bir şey çıkarman gerekiyor. Öyle mi derler? Mükemmelliğe öyle ulaşılıyor. Hmm, çıkarmak lazım. Fazlalıklardan kurtulmak lazım. Fazlalıklardan kurtulduğun zaman mükemmelliğe doğru gidiyorsun derler. Derler. Ben demiyorum. Yani bu da %100 doğru değildir de neyse. Çok felsefi bir konu oldu bu. Yemişim bu yorumu diyorsun sen. Yok estağfurullah. Diyen de kıymetli biridir büyük ihtimalle. Ne? Bunu diyen de kıymetli bir. Ne dedin? Kim dedin? Leonardo da Vinci olabilir. Kıymetliymiş tabii. Benim yanımda bayağı. Biraz kıymetli bir insandır kendisi. Dünya tarihi açısından. Şahsiyet. Yok yani o denklemi nasıl yapacaksın işte? Tamam. İşte o denklem hani bu sadece tabii bir teori. Eğer üçlü savunma devam edecekse orada ben çok şeyin işlediğini düşünmüyorum. Santrafor'un arkasındaki ikilinin Fenerbahçe açısından beklenen etkiyi yarattığını pek düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Kim oynarsa oynasın. Evet. Dolayısıyla oradan bir oyuncudan vazgeçip yine kanat beklerim aynı kalıyor. Hı hı. Valencia'm aynı kalıyor. Sosa'yı oralarda dolaştırıyorum. Serbest adam konumunda. Yeteneklerinden faydalanabilmek için, pas alışveriş seviyesini arttırabilmek için. Böyle düşünüyorum tabii. Ama olur mu? O zaman kadro mühendisliği felaket oluyor yani. Fenerbahçe'nin böyle bir şeye dönme lüksü yok şu anda Ali abi. Yani bu dizilişle Fenerbahçe bir çözüm üretmek durumunda. Başka bir taktik diziliş, işte orta saha merkezini 2'den 3'e çıkarmak, ön taraftaki 3 oyuncuyu 2'ye indirmek şu anda imkansıza yakın. Sen bir şey okudun çok şaşırdın şu anda. Yok şaşırmadım. Surat ifaden değişti de. Ayhan böyle giderse Pereira Berişe'yi bitirecek, gittikçe küsüyor gibi demiş. He, oynatmıyor. Nevzat da Osay Samuel 30 dakikadan fazla oynamamalıydı bence. Çok kötüydü, takım 10 kişi bıraktı demiş. Yok katılıyorum onlara ama dediğim gibi işte Fenerbahçe o zaman baştan bir takım kurmak zorunda kalacak yine şimdi. Bu anlayışla başladı artık. 2 merkez orta saha önünde 2 10 numara 1 golcü. Fenerbahçe buradan dönemez bu kadro yapısıyla. En azından devre arasına kadar. Dönemez. O kadar iddialı mısın? Hayır böyle bir kadro kurduysan şimdi ön tarafı zaten zor kuruyoruz biz üçlüyü. Sen oradan bir oyuncu daha eksilteceksin şimdi. Ama merkezdeki oyuncular da o kadar da güven veren oyuncular değil.
normal şartlarda? Hani Crespo'ya, Mayer'e, Mert Hakan Yandaş'a, Zaitis'a güveniyor musun? Sosa. Sosa nerede? Yok. Olsa bile hani fizik olarak iyi durumda olacak mı onu bilmiyorsun. O da bir risk. O yüzden diyorum, yoksa hani devre arasında bir operasyon yaparsın, yine klasik her dönem yapılan. O zaman dön. Ama ön tarafta Mesut İrfancan olacak. Pelkas, Rossi, Berisha, Valencia. Oradan altının ikisi oynayacak. Merkezdeki bu altlıdan üçü oynayacak. Olmaz. Yani bu düzende gitmesi lazım. O zaman şimdi Fenerbahçe lazım. İçin temel sorun aslında Galatasaray'ın yaşadığı problemle aynı. Hı hı. Kendi aralarında bekleyen, alan daraltan, birbirine yakın oynayan, blokları arasında çok fazla öyle mesafe olmayan bir takım, her takımı zorladığı gibi Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da zorlayacak. Ama şu an Fenerbahçe ve Galatasaray'ı daha çok zorluyor. Evet. Bu tarz ekipler. Peki geçen seneki Beşiktaş'ta kıyaslarsak Ali abi, şimdi geçen seneki Beşiktaş'ın merkez orta sahası çok iyi pas yapar diyebileceğim bir merkez orta saha mıydı? Mesela sezon başına hatırla, Beşiktaş'ta ilk 45 dakikalarda gol bulmakta zorlanıyordu. Ucu ucuna 45+1'de atıyordu. Belki atamıyordu. İkinci yarı başladığında atıyordu. Hep zorlanıyordu. Sonra sezon ilerledikçe o özgüven gelince de daha rahat gol bulmaya başladı. Ama en başta Mensah'lı kadro, Atiba, Joseph, böyle bence çok efsane bir pasör bir orta saha değil. Ama Beşiktaş takımı çok önde kuruyordu. Önde çok iyi baskı yapıyordu. Seken topları çok hızlı alıp atak sürekliyle birlikte rakibi hani yıprata bir şekilde kilidi açıyordu. Herhalde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yapması gereken de bu, biraz savunmaları daha önde tutmak, önde basmak. Gerçi bunu yapmaya çalışıyor Fenerbahçe nispeten. Ama Galatasaray mesela aynı şekilde lige konsantre olduğunu düşünmüyorum işin savunma kısmında. Ama Fenerbahçe bunu yapmaya çalışırken Beşiktaş'tan farklı olarak daha fazla alan veriyor rakibine. Daha biraz daha geride kabul ediyor. Mesela Beşiktaş'ta önde değil diyorsun. Evet, Wellington merkez ortası oluyor işin savunma kısmında. Yani merkezi kalabalıklaştırıyor Beşiktaş. Burada top belli bir yere geçtikten sonra Fenerbahçe geri çekiliyor ve merkez bomboş kalıyor. O yüzden de Fenerbahçe kalesinin önüne kadar en azından o gelebiliyorlar. Geçen hafta seninle konuştuğumuz konu, yani evet. Stoperlerin biraz daha temkinli olması Fenerbahçe'de. Aynen. Çok geride kalıyor ama Beşiktaş tam tersiydi genel olarak Wellington'la birlikte. Önde daha basmayı seviyor. Fenerbahçe de zaman zaman yapıyor ama genelinde geri çekilmeyi tercih ediyorlar. Dün mesela Atilla Szalai çok fazla öne çıktı. Çok fazla önde gözüktü. Ama işte önde gözüktüğü noktada da hani top kaybı da olabilir. Hücumu bitirememe de olabilir. Geri dönüşlerde de, çünkü o kaybettiğin noktada öyle bir pres yapman gerekiyor ki sonu çünkü felaket oluyor. Hı hı. Mutlak surette pozisyon veriyorsun. Hatta işte geçen sene sen de diyordun ya, Beşiktaş bu şekilde oynarsa çok fazla pozisyon verir. Evet, çok riskli oynanır diyordun. Beşiktaş onu bir şekilde çözdü. İşte orada biraz oyuncu yapısı, tabii oyunun merkezini kalenden uzaklaştırma, diğer oyuncuların, mesela şimdi sen dedin ya Beşiktaş'ın orta sahası çok pas yapan bir orta saha mıydı? Belki de işte ona gerek yoktu. Çünkü mesela Joseph De Souza ve Atiba dediğin zaman farklı profilde ama kendi yaptığı işte çok uzman oyuncular. Yani Atiba'nın alan kapatması gibi kapatabilecek az oyuncu var. Joseph'in de baskısı gibi az oyuncu var. Şimdi normal şartlarda düşün. Bir de hani yarım Abubakar baskı konusunda. Bir de Gezal. Hani ne oldu? Normalde sen bana desen ki bu oyunu bu oyuncularla oynayacaksın. Zor dersin değil mi? Çok zor derim. Evet. Çok zor derim. Demek ki olabiliyor ama. İşte önde biraz fazla kalmak. Fenerbahçe'nin eksiği herhalde bu. Şimdi yavaş yavaş bende de oturuyor. Hani savunmanın üçlü olması Beşiktaş'a göre mesela bir fazla. Geride bir fazlasın. Demek ki önde bir eksiksin. %100. Bir de kanat beklerin geride kalmayı tercih ediyor. Orada da zaten eksiksin. Bir de açıkta kalıyorlar. Evet, ve kenara hem geliyorlar. Hem yere hem açıkta kalıyorlar. Aynen. Merkezi de destekleyecek evet. Şekilde belki boğsa. Hani dörtlü gerçekten 3-4-2-1 diyoruz ama savunmada 5-2-3 Fenerbahçe. Gerçekten 3-4 olsa orada, yani iki kanat beki merkez orta sahalara yakın olsa, o baskıyla belki orada daha fazla top kapıp hani o pas trafiğine ihtiyaç duymadan da pozisyona girebilir Fenerbahçe. Ama tercih Fener'e şu anlık gördüğüm kadarıyla bunu çok fazla tercih etmiyor. Zaman zaman önde basıyor. Önde top da kapıyor aslında. Hiç kapmıyor değil maçın. Kapıyor. Yani kimin orta ama sahada işte kapamadıkları top büyük problem oluyor. Evet. Yani o artık neye göre geriye yaslanıyor takım, neye göre önde basıyor onu çok hani anlayamıyorum maç içerisinde. Çünkü belli bir onun da mantığı olmalı.
Pereira'nın bir taktiği olmalı. Şu olduğunda daha geride kabul edin, şu olduğunda önde kalın gibi. Ama işte geride kaldığının sayısı önde kaldığından daha fazla. Beşiktaş'ın geçen seneki performansına kıyasla. Evet, mesela şimdi Fenerbahçe bu hafta Kasımpaşa ile oynayacak, doğru mu? Hı hı. Kasımpaşa mesela iyi çıkabilen bir takım. Hani başlı başına mesela Yusuf Erdoğan, bilmiyorum bir sakatlığı var mı? Ama o mesela hani Fenerbahçe'nin istemediği tarzda bir oyuncu. Galatasaray maçında asisti yaptı işte falan, Altun bölgesine sızdı. Dolayısıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir an önce hani mevcut kadrolarla bu kapanan takımlara karşı oyunu çözmek üzerine, hadi çözemediğin noktada da en azından böyle büyük problemler yaşamayacağın bir şeye doğru, plana doğru evrilmesi gerekiyor. Onu da zaman içerisinde görebiliriz. Ben çok umutsuz değilim. Beşiktaş'ta geçen sezon övdüğümüz takım ilk başlarda çok farklı değildi. Tabii mağlup oldu gitti Antep'te. Gençlerbirliği'ne mağlup oldu Beşiktaş. Dolayısıyla olabilir. Bakalım, önemli olan işte o takımların, hep anlatmaya çalışıyorum ya, kafasındaki oyun planı, o oyun planının geliştirip geliştirilemeyeceği, ona uygun oyuncuların seçilip seçilemediği. Bu soruların cevabı ağırlıklı olarak olumlu. Çok olumsuz değil. Tabii ki olumsuz yanlar var. Dolayısıyla bir şeyler olabilir. Ama biraz beklemek gerekiyor. Bekleme konusuna gelince de işte dünkü protestolara gidiyorsun. Ha. Mesela hani Fatih Terim'i geçen sene konuşuyorduk. Geçen hafta konuşuyorduk. Acaba hani Fatih Terim'e karşı bu homurdalar devam ederse Galatasaray ne yapacak, ne edecek? Diğer tarafta Fenerbahçe, şimdi sen işte bugün sabahtan beri üstüne basa basa söylüyorsun. Yani bu takım lider diyorsun. Lider. Daha ne istiyorsunuz? Gerçeği de söylüyorsun. Yani kafandan da atmıyorsun. Hayali bir şey yok değil mi? Başka bir branşta da değil. Ama lider. Pek tahammül yok. Evet. Bir maçta 3-0 geriye düştün. Bir oyuncu sallandı biraz. İki oyuncu sallandı. Mert Hakan'la Gustavo. Yıprandılar ama hemen ıslıklar, hemen homurdanma maç içinde de oldu. Yani ıslıklanmadı maç içinde Gustavo ama oyunu yavaşlattı bir an. Homurtular yükseldi. Ben orada hissettim. Yani Gustavo çıkacaksa ıslıklanacağı çok bariz belliydi. Mert Hakan Yandaş'ın çıkarken protesto edeceği çok bariz belliydi maç içinde. İkisinin ayağına geldiğinde homurtulardan anlıyorsun. Çok net. İşte sen Trabzon'da Vakeme'yi söylemiştin mesela. Çoğu kişi bence onu dikkat etmedi ama Vakeme'ye de benzer bir sıkıntı var. Şimdi 4'te 4'te başladı. Şimdi biraz geri gitti. Biraz teklesin, Trabzon kötüsün, Vakeme'ye bile döndür oyunu yavaşlatıyor derler. Çok ayağında topu tutuyor. Çok top kaybı yapıyor derler. Bunlar gerçekten sıkıntılı, riskli bir durum. Bunda nasıl baş edecek takımlarımız? Gerçekten bunun bir yöntemi yok. Bununla baş etmek durumunda ama. Sonuçta insanları değiştiremiyorsun. Tabii. Bir hayat dersi yine verelim. Kendimce vereyim ben de. Kendi davranışlarını değiştirebilirsin. İnsanları değiştirmeye kalkarsan olmaz. Öyle bir dünya yok çünkü. İnsanlar değişmiyor. Sen o davranışlara karşı bakış açını değiştirebilirsen ancak öyle baş edebilirsin. Ama bu dediğim kadar da kolay olmuyor işte. Tabii. O protestosu yiyen de biz değiliz. Yusuf Demir iki tane mesaj göndermiş. İrfan Can'ın sürekli sakatlanması hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Bir de Novak'ın savunmanın sağ tarafında oynarken sol ayağıyla topu süremediğini söylemiş. Ki dün yenilen golde de bir müdahale yapamadı dikkat edersen. İkinci gol mü? İkinci yarıdaki gol mü? İkinci yarıdaki gol tabii. Çalımı yedi. Üçüncü gol. Üçüncü gol müydü? İkinci golde yukarı vurmadı mı? Şey, i̇kinci topu gol uzaklaştıramadı diyorsun. Evet. Tamam. Ben bir de ikinci golde çalım yedi Tiquinho'dan. Çok kötü bir çalım tamam, yedi. Çalım yedim ayrı ama hani orada pozisyonda dokunamadı. Evet. O biraz daha sağ ayağını kullanamamasıyla alakalıydı. Bence de ideali üçlü oynuyorsam sağ stoperimin sağ ayaklı, sol stoperimin sol ayaklı olması. Ama bu elzem mi değil. Chelsea işte Rudiger'in sol stoper olduğu sağ ayaklı bir oyuncu. Yani olabiliyor. Olabiliyor. Orada da Şampiyonlar Ligi şampiyon olabiliyorlar. Ama ideali odur. Bunu da birkaç maç en azından idare etti. Bence genel performansı o kadar da kötü değildi Novak'ın. Yani o anlık bir pozisyon. O şanssızlığı yani kendi ayağına gelse de yaşayan futbolcular var. İrfan Can çok değişik bir konu. Yani Fenerbahçe için pek iyi bir noktaya gitmiyor herhalde İrfan Can kahveci transferi. Çünkü çok büyük yatırım yapıldı. Çok büyük beklentiyle alındı. Belli ki hani 7 milyon 8 milyon neyse verildi ve buradan da ama daha yükseğe satmayı düşündü. Kulislerde konuşulan o rakamın da üstünde oldu. Hep. Tabii 11'e doğru değil mi? Orayı anlamadık gerçekten. Verilen verilmeyen oyuncular takasla birlikte gitmişti. Deniz Türk vesaire. Değişik bir operasyondu. Ama bu kadar çıt kırıldım. Fizik güç olarak işte modern futbolun biraz gerisinde kaldığını düşündüğümüz oyunculardan biri aslında İrfan Can Kahveci. Ve bu kadar sık sakatlanırsa ne ara form tutacak?
gerçekten endişe verici. Aslında çok yetenekli bir oyuncu. Biraz işin o diğer kısmını yapabilseydi İrfan Can. Başakşehir'de oraya evrilmeye çalıştı aslında bir 8 numara olmak için ama demek ki içinden gelmiyor çok fazla. O fizik mücadeleye, fizik kondisyonumu yükselteyim diye düşünmüyor. Yani bir uç örnek yine ama Bernardo Silva olmak istemiyor İrfan Can Kahveci. O onun tercihi. O böyle devam edecek belli ki. Yani bu saatten sonra bilmiyorum ne kadar geliştirebilir. Kafa olarak pek o yönde geliştirmeye çalıştığını düşünmüyorum kendisine. Ya olsa çünkü çok rahat olur. Yani Bernardo Silva çok yetenekli ama çok da koşan bir oyuncu. Yok, orada niyeti yok. Zaten hatırla, daha Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce ta Başakşehir döneminde ben şunu söylemiştim. Şimdi eğer ona niyeti yoksa o zaman iş sadece attığı ve attırdığı gole dönüyor. Evet. Yani ama İrfan o konuda Can, da işte. İşte aynen. Sahadaysa o zaman beklenti mutlak surette skora katkı vermesi. Skora katkı veremediği her karşılaşma İrfan Can için o zaman büyük problem. Tabii göze batıyor. Bernardo Silva için büyük problem mi şu an? Değil. Çünkü diğer taraftan kurtarıyor bir yerde. Aynen öyle. Müthiş mücadele ettiği için o ekstrası oluyor. Ama İrfan Can için öyle olmaz. Yani İrfan Can eğer takım beni taşıyacak mantalitesini Fenerbahçe'de de devam ettireceğini düşünüyorsa her maç beklerler. Gol ya da asist. Yoksa hiçbir farkın olmaz. Yani hazırlık maçlarında fena başlamamıştı. Hatırlar mısın bilmiyorum. Ben o maçları izliyordum. Samat da böyle ara pasları veriyordu sürekli savunma arkasına. İdealdi hani o Samat da gitti, İrfan Can bitti. Gibi oldu, evet. Biraz öyle oldu. Orada iyi bir uyum vardı ikili arasında. Şaka bir tarafı onları iyi yapıyordu. Buradan da aslında hep ideale de koyuyoruz. Yani ya Mesut ya İrfan Can Kahveci diyorum ben Fenerbahçe'nin o forvet arkasındaki ikiliden birisine. Çünkü bu yüzden diyorum, bunları da yapabilen bir oyuncu. Fenerbahçe'nin böyle ayağı iyi pas yapan, pas verdiğinde topu tutabilecek, güvenebileceğin soğukkanlı oyunculara da ihtiyacı var. İrfan Can, Mesut aslında böyle oyuncular. Ama işte diğer taraflar eksik olduğu için ve gole de katkı veremedikleri noktada çok fazla da eleştirdiler. Çünkü Pereira'nın oyun anlayışı da çok net değil mi? Önde baskı, önde hareket istiyor. Aynen öyle. Ama İrfan Can'dan o baskıyı, o hareketi maçın kaç dakikasında görebilirsin? Neredeyse hiç göremezsin. Buz gibi gol, Jardel Ozan, Barış Karataş, Fatih Ç. Ç. Fatih Ç. Evet, Besat Ç. Kafalardan seken top. Necat Uyar, Hakan Traper, Ümit Koşar, Ramazan Beler, 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 Hamis Molla, hep mesaj atmışlar. Egeli mesaj atmış. Erkan Toptaş da mesaj atmış. Süleyman Musa, Bekir Akıncı, Orhan Özdamar, Suat İnce, Mehmet Şenol. Bugün bunlar, ne olmuş ya? Şey gelen mi? Mesajlar. Ali Kahveci, Nedim Narman. Bunlar mesaj atan ama mesajlarını okuyamadığımız dinleyiciler. Ki bende de çok var Instagram'da. Evet, kendilerine teşekkür ediyoruz mesaj attıkları için. Ama bugün biraz yoğundu. Dolayısıyla bazı mesajları okuduk. Abonelik ücretini yatıran ve ödemelerinde de problem çıkmayan. Tabii ay sonu maaşlar alınmıştır. Evet. Bugün biri ayın. O kişilerin mesajları okundu ama mesaj gönderen herkese teşekkür ediyoruz. Bugün iki karşılaşmayla beraber Süper Lig'de 8. hafta başlayacak. Cumartesi ve pazar karşılaşmaları izledikten sonra milli araya gireceğiz. Ama tabii ki gelecek hafta yine takımların maçlarını, takımları değerlendirmeye devam edeceğiz. Milli takım açıklanacak. Stefan Kuntz da İstanbul'a geliyorum diye bir paylaşımda bulundu. Bu arada Haaland oynamayacak galiba Türkiye karşılaşmasında. Yanılmıyorsam bir açıklama gelmiş gün içerisinde. Onu görmedim ben. Sörlot da yoktu. Bu hafta da oynaması beklenmiyor ligde ve milli takıma da karşı büyük ihtimal olmayacak. Güzel. Haaland şansıyla gelmiş Kuntz. Evet, güzel, şansıyla geldi hakikaten. Herkese teşekkür ediyoruz. Programın sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi. Mistikom Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.